Örgü mü dediniz kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlarım kanalıma, örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok farklı bir paspas çalışması yapacağız sizlerle. Umarım sever ve beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Sizler için farklı modeller bulmaya çalışıyorum. Farklı çalışmalar yapmaya çalışıyorum arkadaşlarım elimden geldiğince. Şöyle bunu da yine düz bir ipten yaptım. Sakallı ipten artık biraz sıkılmışızdır diye düşündüğüm için. Ve düz bir ip kullanmak istedim. Evde kalan artan iplerinizden de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın çok güzel bir görünüme sahip oldu. Şimdi ben bunu arkadaşlarım şöyle Alize'nin Burcum batik ipi var. Şöyle şu şekilde rengarenk olan onunla yaptım bu çalışmayı ve tığ çalışması yapacağız arkadaşlar bugün. Yani bu tığın numarası da çok önemli değil. 3 milimmiş bu arkadaşlarım bu arada. Hani şuradan şu deliklerden rahat geçirmeniz önemli arkadaşlarım. Tığınız, ipinizi de rahat almanız önemli. Başka da herhangi bir şeyi yok. Evet şimdi bakın çok güzel duruyor. Şöyle pıtırcık pıtırcık. Bu bir örümcek modeli arkadaşlar. Örümcek yaptığımız gibi yaptım ve bunu bir iki tane yaparak ekledim. Şimdi bunu nasıl yaptığımıza hemen geçmek istiyorum. Fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Ben bir köşeden başladım. Şuradan başladım arkadaşlar. Beyaz. Sonra rastgele yani yeşil iple başlamış oldum. Rastgele ipimi böyle yeşilleri bir yere topladım. Baktım arkasından beyaz geliyor. Hemen böyle bir çiçek modeli gibi, çiçek yapmak gibi şöyle olsun diye onu ortaya aldım. Sonra yeşilden devam ettim. Bakın sonra pembe geldi. Sonra yeşilim geldi. Tekrar etrafını çevirir gibi yaptım böyle. Sonra beyaz geldi. Yani böyle sırayla devam etti. Tabii siz bunu mesela önce hani çiçeklerini evde kalan iplerinizden farklı farklı renkleri mesela şöyle beyaz yaptınız, işte ne bileyim pembe yaptınız, kırmızı yaptınız, neyi yaptıysanız yaptınız, etrafını yeşille çeviriverin, sonra böyle bir güzellik elde edebilirsiniz. Eğer bu şekilde batik bir ipiniz var ise de hemen bakın yapalım arkadaşlar. Şöyle mesela burada kalmışım ve beyaza geliyorum. Bakın ipim de içerisinden çıkarttım arkadaşlar. Beyaza denk geliyorum. Hemen şöyle başlayalım. Köşeden ya da köşeden başlayalım. Evet, daha rahat olur. Şöyle şu köşeden anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Şimdi aldım. Yine her zamanki gibi yaptığımız gibi içerisinden şu şekilde tutundum arkadaşlar. Şu ipimi de alıyorum ve tutunuyorum buraya. Ya mantığı çözdükten sonra, nasıl yapıldığını öğrendikten sonra ipleri artık dilediğiniz renkte, dilediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Bakın şöyle bağladım ve çektiriyorum şu şekilde. Sonra buradan alıyorum, içerisinden çıkartıp şuradan da alıyorum. Buraya bir tane sık iğne şeklinde bağlıyorum. Şöyle biraz yakından gösterelim. Şimdi buraya da buradan sonra tekrar bakın şöyle çıkarttım. Sonra alıyorum. Yine aynı diğerinde yaptığım gibi örümcekleri yapıyorum. Örümcek deniyor buna. Neden bilmem. Sonra aşağıya iniyorum arkadaşlar. Bakın hemen bir üst sıradan şu şekilde tutunuyorum. Ya bu nereden olduğu hiç önemli değil. Tutunma yeriniz önemli değil arkadaşlar. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Şöyle yaptım ve içerisinden çıkarttım. Sık iğnemi yaptım. Tekrar yine yükseltiyorum ve bir tane daha yapıyorum. Şimdi bakın beyaza geliyor. Beyazım yoğunlaşacak. Hemen şöyle herhangi bir yerine fazla uzaklaşmadan arkadaşlar tutunuyorum. Sonra yine aynı şekilde bu şekilde ikili ikili örümcekleri yapıp çeviriyorum mesela. Ve hemen yanına, yakınına bir yere şu şekilde tutunuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde arkadaşlarım devam ediyorum.
Bu ip de güzel oldu arkadaşlar. Yani burcum batik de güzel oldu. Şöyle hemen aldım ve yaptım. Hemen bir kenarına doğru geliyorum. Ayrıca kenar örmenize gerek yok. Bakın, gayet güzel bir şekilde kapatıyor kenarlık kısımlarını. Zaten çiçek gibi. Gerek yok herhangi bir şey yapmanıza. Şöyle aldım. Yine yükseltiyorum. Yine bir tane şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Tekrar yükseltiyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yakın bir yerine şu şekilde tutunuyorum arkadaşlar. Tekrar yükseltiyorum. Aynı tutunduğum yerden. Ve devam ediyorum arkadaşlarım. Bakın. Ve yine yakın bir yerine fazla ileriye gitmeden, arayı fazla açmadan şu şekilde birbirine ekliyorum. Çeviriyorum bakın. Burada gideceğim fazla yer kalmadı. Kenara kaldım. Hemen oradan da şu şekilde tutundum. Ve devam ediyorum. Dediğim gibi önce arta kalan iplerinizi bu şekilde hani yapıp çiçek kısımlarını veya başka desen kısımlarını diğer taraflarında farklı renklerle de doldurma yapabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli aynı hizadan almayın diye öneririm. Farklı farklı yerlerden alın ki aralardaki boşluk kalmasın, kapansın. Şöyle bakın, az önce buradan almıştım. Şimdi hemen dönüyorum. Şöyle şuralardan alıyorum arkadaşlar. Hemen uzattım. Oraya bir sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi böyle bir araya geldikçe daha da güzelleşiyor. Şöyle batik bir ip bu. Hemen içinden çıkarttım. Birinci örümceğimi yaptım. Sonra ikinci örümceğimi yapıyorum. Ve herhangi bir yerine şu şekilde tutunuyorum. Bakın arkasından gelecek olan ipim yeşil olduğu için şu son yeri bırakıyorum ki bir yaprak şekline dönüştürmek için. Şöyle hemen tekrar geri dönüyorum. Ve herhangi bir yerden, yakın bir yerden, çok uzağa gitmeden bir yere tutunuyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle şu şekilde. Tekrar bir tane daha yaptık. Hemen yükseltip bir tane daha yapıyorum. Ve az önce bakın ta aşağılardaydık. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Yine yakın bir yerine şöyle hemen tutunuyorum. Ve böyle bütün paspasımızın etrafını çevirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş yeşil gelmeye başladı. Hemen kenara doğru gidelim ki şöyle bir çiçek görünümünü alsın. Burada boşluk bırakmıştım bakın. Hemen o boşluklara şöyle tutunuyorum.
Yavaş yavaş yeşil ipimize geldik. Tekrar yükselelim. Bir tane daha. Bakın yeşil ipimiz geldi. Çiçeğimiz kenarda kaldı. Olsun. Bu bizim için önemli değil. Önemli olan hani bu şekilde getirebilmek. Şöyle yaptık. Yani aynı rengimizi bir yere toplayıp bir çiçek gibi görünmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Bakın. Hemen devam ediyorum. Bakın bu sefer etrafını çevirmeye başladım. Şöyle alalım. Ve bir tane çiçeği birlikte tamamlamış olalım arkadaşlar. Dediğim gibi illaki batik ip olmasına gerek yok arkadaşlarım. Normal iplerden de bu şekilde bir görünüm yapabilirsiniz. Şöyle bakın, kendinizi sıkmadan, kasmadan, çok ucuz maliyete, çok güzel işler yapabilirsiniz arkadaşlar. Kadınların gücü her şeye yeter diyorum. Ve bunu da yapalım. Umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bakın etrafını da yeşille çevirmeye başladık. Ve böyle güzel bir çiçek haline getirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, burası da böyleydi. Bakın burası normalde benim normal akışıma göre burada olacaktı. Şöyle şu şekilde düşünün. Şöyle devam edecekti. Ama köşeden başladığım için sizlere de o şekilde göstermek istediğim için böyle yapmak istedim arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Evet, halen örgümü dediniz kanalına abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.